olması çok önemli. Hükümetimiz bunu sağlayabilmek için büyük gayret gösteriyor biliyorsunuz. Türkiye üzerinde emeli olan bir takım güçler taşeron bazı terör örgütleri kullanıyorlar ve biz de buna karşı ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Şükürler olsun ki milletimiz topyekun bu mücadelenin yanında. Yani işin millet desteğini alma, halk desteğini alma kısmı çok önemli burada. Ve umut ediyorum ki yine huzur içerisinde bir seçime gireceğiz. Tabii referanduma doğru giderken muhalefetin ortamı germeye çalışması, bir kutuplaşma alanı oluşturmaya çalışması gerçekten doğru değil. Çünkü yaptığımız iş nihayetinde hükümet etme sistemini değiştireceğimiz, memleketin önünü açacak olan bir iş. Şu anda milletin önüne getirdiğimiz referandum bu. Hani bazıların iddia ettiği gibi rejimi değiştirmek ya da tek adam yönetimine gitmek falan gibi bir meseleyle karşı karşıya değiliz. Bunlar olayı çarpıtmak için vatandaşın karşısına getiriliyor. Meselenin aslı şudur. Daha güçlü bir Türkiye için, istikrarlı bir Türkiye için yoluna hızlı devam eden, edebilen bir hükümet etme sistemi için biz referandumu getiriyoruz. Hem yürütme güçleniyor, istikrarlı bir dönemle işlerini çok daha hızlı yapar hale geliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, hem de yasama kendi asli işine dönüyor. Bugün yasama ile yürütme o kadar birbirinin içinde ki bu sürekli olarak bizim ayağımızı çelmeleyen bir sistem var şu anda. Biz koşmaya çalışıyoruz. Birileri durmadan sağdan soldan çekiştiriyor. Yürütmenin rahat hareket etmesi ve koşabilmesi lazım. Yasamanın da bunu denetlemesi gerekiyor. Kanunları yaparak ve denetleme gücünü yerine getirerek. Yani bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyorlar. Aslında AK Parti'nin 14 yıllık iktidarı hep millete hizmetkarlıkla geçti. Biz açıkçası daha güçlü bir hizmetkarlık için bunu istiyoruz. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli gördü. Milletin bekasıyla ilgili istikrarlı bir yönetime ihtiyaç olduğunu gördüler. Ciddi bir terör mücadelemiz var. Bir taraftan ekonomik açıdan üstümüze geliniyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla hem ekonomimizi büyütmeye devam etmek, refah seviyemizi artırmak, hem teröre karşı çok güçlü bir mücadeleyi daha güçlü bir biçimde devam ettirebilmek için güçlü bir yürütmeye ihtiyaç var. Yaptığımız bundan ibarettir. Vatandaşımız da bunu görüyor, şükürler olsun. Anladım. Geçtiğimiz dönem hem terörle mücadele hem bir referandum süreci, tüm terör örgütlerininle aynı anda başlatılan bir mücadele, sınırlarımız dışarısında devam eden bir mücadelenin olduğu bir süreçteyken dahi sağlık alanındaki yatırımlar dikkat çekiyor. Bunlar arasında işte geçtiğimiz günlerde en önemlisi Mersin'de açılan şehir hastanesi oldu. Birçok noktası zaten konuşuldu, konuşulmaya da değer. Şimdi bir Mersin'deki şehir hastaneleri bir ilki teşkil ediyor Türkiye için. Devamı gelecek mi veya çalışmalar şehir hastaneleri noktasında aynı komplekse sahip hastanelere deki çalışmalardaki o son durum nedir? Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerini sınıflandırırsak, tasnif edersek 3 başlık altında görüyoruz. Bunlardan birincisi sağlığımızın geliştirilmesi, özellikle fertler olarak bizlerin sağlığımızı geliştirmek için hayat tarzlarımızı iyileştirmemiz konusu. Sağlık Bakanlığı'nın bu işe destek vermesi, bu işin yönetimini yapması gerekiyor. Sigara mücadelesinde olduğu gibi, şişmanlık, hareketsizlikle mücadelede olduğu gibi. Bunu güçlü bir biçimde yeni dönemde devam ettiriyoruz. Buna sağlıkta dönüşümün ikinci dönemi diyoruz biz. Çünkü şehir hastaneleri herhalde bu dönüşümün en önemlilerinden bir tanesi. Hemen geliyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Şimdi bu sağlığı geliştirme konusu var. İkincisi, bizim birinci basamakta yaptığımız aile hekimliği seviyesinde yaptığımız hizmetler var. Onları geliştireceğiz. Üçüncüsü, sizin söylediğiniz hastanecilik meselesi. Türkiye'de biz hastanecilik konusunda çok mesafe aldık. 2002'de AK Parti iktidara geldiği zaman biliyorsunuz kamu hastaneleri parçalı bir yapıda ve fiziksel imkanları inanılmaz kötüydü. Yani burada söylemek bile istemem ama hamam böcekleriyle mücadele edilen, 8 kişinin bir yatakta yattığı,
izbe bodrumlarda, hastane eczanelerinde işçilerimizin, işçi emeklilerimizin ilaçlarını almak için saatlerce kuyrukta beklediği yerlerde hastaneler. Benim görev yaptığım hastanede anneler betonun üzerinde, mukavva üzerinde yatarlardı. Biz onu azıcık değiştirince, böyle küçük yerden yataklar yapmıştık. Büyük bir devrim yapmış gibi hissetmiştik kendimizi benim üniversite öğretim üyeliğim sırasında. Şimdi biz hastaneciliği şöyle anlıyoruz artık. Yeni döneminde sağlıkta dönüşümün hastaneciliği şöyle anlıyoruz. Bir hastaneye gittiğiniz zaman hem tıbbi hizmetleri en iyi biçimde, en rahat biçimde alacaksınız. Devletin hastanesinde evet, bir para ödemeden alacaksınız. Hem de konforlu bir hizmet alacaksınız. Aracınızı park edebileceğiniz bir yer olacak. Ve bu genellikle bir kapalı otopark olacak. Acile gittiğiniz zaman aracınızı koyacak yer bulamama gibi bir sorunuz olmayacak. Mutlaka size destek olan birileri, bir valet sistemi olacak. Hastanenin polikliniğine gittiğiniz zaman, ki şimdi biliyorsunuz randevulu gitme imkanınız var. Evet. Orada sizi insanlar karşılayacaklar, özel eğitilmiş kişiler. Eğer ihtiyacınız varsa yaşlı olabilirsiniz, engelli olabilirsiniz. Elinizden tutup işlerinizi yapacaklar. Hatırlıyorum, sağlıkta dönüşümden önce, yani 2000'li yıllardan önce kayınpederimi Ankara'da bir hastaneye getirmiştik. Bir dosya istediler poliklinikten. Kayınpederimin dosyasını arşivden alıp ona götüreceğim. Ve ben o zaman üniversitede doçenttim. Yani bir tıp fakültesinde hocaydım aynı zamanda. Arşivin yerini ararken bir yere sormaya çalışıyorsunuz. Orada bir cama bir yazı asmışlar. Burası danışma değildir, soru sormayınız. Evet. Tamam, sormayayım da nereye soracağım? Bana yol gösterecek birisi olsun. Ve hastanenin içinde nihayetinde eğer yatmanız gerekiyorsa, tek yataklı, banyolu, tuvaletli, refakatçinizin rahatça sizinle birlikte orada kalabileceği, bir buzdolabı olan, televizyonu olan, adeta bir iyi bir otel odası gibi, bir otel odası konforunda kalabileceğiniz hastane olacak. Bu bir taraftan vatandaşın işini kolaylaştırıyor, bir taraftan sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırıyor. Bizim sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini, ikinci fazını taçlandıracağımız projelerimiz de şehir hastaneleri. Bunlar bu hastanecilik mantığımızın artık tabir caizse şahikaları. Mükemmel eserler. İşte Mersin'de evet, 1300 yataklı bir hastane açtık. Yozgat'ta 500 yataklı bir hastane açtık. Isparta'da 800 yataklı bir hastaneyi Mart ayı içerisinde inşallah açacağız. Şehir hastaneleri bunlar. Böyle 30 projemiz var. 41 bin yatak yapıyoruz. Ama şunu da açıkça söyleyeyim. Hani bu kamu özel ortaklığıyla yapmadığımız, diğer klasik usulle inşa ettiğimiz hastaneleri de aynı mantıkla inşa ediyoruz. 56 bin yatak klasik yolla yapıyoruz. 41 bin yatak kamu özel ortaklığıyla yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. 2020'lere vardığımızda belki birkaç çok büyük hastane hariç 2023'lere varmadan Türkiye'de bütün kamuya ait bütün hasta yatakları ve hastaneler bu şehir hastanelerini vizyonuyla oluşturmuş hastaneler olacak. Yani sadece şehir hastanelerinden bahsetmeyeceğiz bu süreçte. Yeni yapılan tüm hastanelerin bütün, aynı konforda. Bütün kamu hastanelerinden kesinlikle bahsediyorum. Şimdi çok fazla konuşulan bir diğer başlık. Geçtiğimiz günlerde de açıklamanız vardı. Gereksiz sezeryanla ilgili bazı yaptırımların yapılabileceğine yönelik. Hem hastaneler hem de doktor bazında bu bir istatistiğe herhalde bağlanacak, incelenecek. Nedir onunla ilgili çalışma? Bu yaptırım ya da müeyyedi ile ilgili. Gereksiz sezeryan anneleri ve bebeklerini riske atan bir işlem. Sezeryan bir ameliyattır ve ihtiyaç olduğunda hayat kurtarıcıdır. Zamanında anneyi, bebeği yetiştirip o ameliyatı yapmak gerekir. Bunun için her türlü imkanı oluşturmuş durumdayız Türkiye'de. Ve Türkiye'nin her bir tarafında bu imkanı oluşturmuş durumdayız. Ama bunun anlamı normal doğum yapabilecek bir annenin sezeryanla bebeğinin alınması değildir. Bakın, sezeryanla alınması diyorum. Çünkü ameliyatla alınmış oluyor. Genellikle bu hususta aileler, anneler bu meselenin önemini bilmeyebilirler. İşin yükü aslında sağlık kuruluşlarına ve bize düşüyor. Biz aileleri uyaracağız. Eğer anneyi, aileyi sezeryanla bebeğinizi yapın, bu daha kolaydır, daha iyidir anlamına gelecek bir yönlendirmeye götürüyorsak, biz o anne ve bebeğine haksızlık yapıyoruz. Tekrar şunu ifade edeyim. Sezeryan oranlarının artışında
aileleri ya da anneleri suçlayıcı bir tavır içine girenler var. Özellikle bu işi çok yüksek oranda yapan bazı özel hastaneler ne yapalım bunu aileler istiyor diyorlar. Halbuki aileleri o yöne yönlendiren o özel hastaneler ya da belli ekipler. Anladım. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Bu ihtiyaç olmadığı halde anne ve bebeğini riske atan sezaryen oranlarının, bakın altını çizerek söylüyorum, ihtiyaç olmadığı halde yani gereksiz sezaryen oranlarının yüksek olduğu hastaneleri bilimsel ölçülere istinaden hocalarımızla komisyonlar oluştururak bilim insanlarımızla bunları değerlendireceğiz. En yüksek olanlarından başlayarak hastaneleri cezalandıracağız. Evet. Çünkü anne ve bebeklerini korumak zorundayız. Onunla ilgili çalışma şu an bu başladı mı? Bu işin ticarileşmesine izin veremeyiz. Evet, şu anda istatistik çalışmalarını yapıyoruz. Peşinden uygulamalara başlayacağız. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde bu uygulamalara başlayacağız. Biz anne ve bebeği korumak zorundayız. İnsanlığın en güzel hadiselerinden biri olan doğumu, doğumun ticarileştirilmesine izin veremeyiz. Anladım. Bununla ilgili meyide ne olacak? İdari para cezası? İdari para cezası hastaneler için ve çok yüksek oranda gereksiz sezaryen yapan ekiplerin de eğitime alınması. Anladım. Peki. Şimdi, yani doktoruyla, ebesiyle kim varsa o ekibin içinde onları da hep birlikte eğitim alacağız. Anladım. Bu noktada kararlı bir yol haritası mevcut Sağlık Bakanlığı'nda. Şimdi bir diğer önemli başlık, süreyi de biraz verimli kullanmak istiyorum. Birçok başlık var çünkü. İlaç stoklarıyla ilgili. Şimdi 20 Şubat'ta işte döviz kurlarındaki hareketlenmeden dolayı 20 Şubat'tan itibaren ilaçlarda bir zam olacağını biliyoruz. Bundan dolayı eczanelerde bazı ilaçlarda sıkıntılar yaşandığı belirtiliyordu. Nedir onunla ilgili son durum Sağlık Bakanlığı'nın? Açıkçası biz meseleyi çok yakın takip ettik ve gerek üretimden kaynaklanan, gerek eczanelere ilacı sevk eden ilaç depoları diyoruz. İlaç depolarından kaynaklanan, gerekse eczanelerden kaynaklanan bir stokçuluk görmedik. Bu bir algı oluşturuldu. Bazı ilaçlar için bu bulunmuyor diye. Bulunmayan ilacın piyasada biz bir önceki yılın bu aylarına kıyasla 1,5 misli olduğunu tespit ettik. İlacı biz böyle tespit edebiliyoruz, böyle yönetebiliyoruz. Ve sonra şunu fark ettik. Daha ziyade bazı ilaçların eş değeri olduğu halde bulunmayan bazı ilaçların piyasa pazarlama mekanizmasının bir parçasıydı bu algı oluşturma süreci. Bunu gördük. Gördükten sonra da rahat ettik. Yani önce gerçekten acaba bulunmuyor mu? Bir depolama falan mı var? Bir yerde bir stoklama mı var diye baktık. Ve bunun kesinlikle söylendiği gibi olmadığını tespit ettik. Türkiye'de ilaç bulunuyor. Çok nadiren bazı ilaçların ruhsatı olmadığı için bazı ilaçların, bizim yetim ilaçlar dediğimiz ilaçlar vardır. Az kullanılan, dolayısıyla firmaların çok böyle hevesle satmadığı bazı ilaç grupları. Bunlarda her zaman görüldüğü gibi kısmi ve çok kısa zamanlı piyasada bunların bulunma zorlukları olabilir. Ama öyle bir sistem kurmuş durumdayız ki biz şimdi bir ilaç piyasada artık daralmaya başladığı zaman sayı itibariyle bunun önceden tedbirlerini alabiliyoruz. Türkiye bu hususta çok büyük mesafe almış durumdadır. Zam dediğimiz husus da aslında vatandaşa yansıyan bir husus değil. Çünkü Türkiye'de ilacın %95 parasını Sosyal Güvenlik Kurumu ödüyor zaten. Türkiye bu hususta çok cömert bir ülkedir. Evet. Yani kolay kolay kimse gidip cebinden para vererek ilaç falan almaz. Hani böyle gündelik çok basit ateş düşürücü vesaire gibi ilaçların dışında Türkiye'de ilaç çok ucuz. Bakın bugün euro kuru 4 lira civarında ama bizim uygulayacağımız yeni düzenlenen kur 2,33 civarında oluyor. Yani dönüşümünü euro olarak Türkiye'ye giren bir ilacın kur dönüşümünü 4 ile çarparak yapmıyoruz. 2,11 ile çarpılıyordu. Şimdi 2,33 ile çarpacağız. Anladım. Yani piyasaya yansıyan döviz kurunun ilaçlarda aynı şekilde yansımayacağını. İşte 4 iken 2,33 oluyor. Böyle bir uygulamamız var. Aslında uluslararası ilaç şirketleri meselenin bu tarafından çok da mutlu değiller ama bizim için önemli olan devletin kaynaklarını, milletin vergisinden ödediği ya da prim olarak ödediği kaynakları millete hizmete döndürürken
olabildiğince hesaplı, tutumlu davranmak, böyle de davranıyoruz. Şimdi bu noktada yerli ilaç üretimi ya da yerli tıbbi cihaz üretimi noktasında da çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu noktada da ilerleme sağlanıyor. Onunla ilgili nedir genel olarak baktığımız zaman fotoğrafa? Şu anda Türkiye'de eşdeğeri üretildiği ya da üretilebileceği halde dışarıdan ithal edilen ilaçların yıllık toplam bedeli 6,5 milyar Türk lirası civarında. Çok, çok kısa açayım onu. Yani eşdeğer demek, herhangi bir ilaç yurt dışında da keşfedilmiş olsa onun patent süresi bitince artık aynı formülle birçok firma o ilacı üretebiliyor. Biz bunlara eşdeğer ilaçlar diyoruz. Tamamen aynı ilaçlar. Yani eşdeğeri olmadan tek tabanca oluyor. Ama patenti bitince artık birkaç firma onu üretebiliyor. Bu eşdeğeri olan ürünler tabii ki Türkiye'de de üretilip satılanlar var. Dışarıdan ithalen gelenler de var. İşte ithalle gelenlerin miktarı şu anda 6,5 milyar lira. Biz ilk etapta bunun 700 milyon liralığını yerleştirmek üzere, Türkiye'de üretimini yapmak üzere gerekli işlemleri bitirdik ve firmalara gerekli yazılar yazıldı. Bunun iki adımı var. Biz Sağlık Bakanlığı olarak piyasaya arz edilecek ilacın bir güvenliğine bakıyoruz. Hani vatandaş ilaçsız kalmasın diye. Daha sonra biz bu çalışmaları yapınca Sosyal Güvenliğe bildiriyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu, yani Çalışma Bakanlığımızda o ilaçların, o grup eşdeğer ilaçların yerlisini ben satın alırım diyor. Bu dışarıdan ithal edileni satın almam diyor. Şimdi 700 milyon liralık, 700 milyon Türk liralık bir kısmı bu şekilde yerleştirme sürecine soktuk. Biraz zaman veriyoruz tabii firmalara. Bugün bunun bildirimini yaptıktan sonra bir yıl süre veriyoruz. Diyoruz ki bir yıl sonra artık bu grup ilaçların dışarıdan ithal edilenini satın almıyoruz devlet olarak. Türkiye'de yapılanını satın alacağız. Bu ilaç fiyatlarına da yansıyacak haliyle değil mi? Yerli ilaç üretimi eşdeğer ilaçtan daha düşük fiyatta. O eşdeğer ilaç, o açıdan ilaç fiyatlarını fark ettirmez. Ama sonuçta Türkiye'de yapılmış olacak. Bizim paramız dışarıya gitmeyecek. Yerleştirmekten, millileştirmekten kastımız bu. Hemen bunun peşine 1,5 milyar liralık bir grubun üzerinde de çalışıyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde bununla ilgili bildirimler de yapacağız. Özür dilerim, düzeltiyorum. 1 milyar 700 milyon liralık. Yani toplamda 2 milyar 400 milyon liralık. İlk iki grubu yerleştirme sürecini almış oluyoruz. Bunun üstüne 1,5 milyarı daha bu sene ekleme imkanımız var. Ama 2,5 milyar liralık bir bölüm Türkiye'de hiç üretilmiyor. Onun için şimdi yerli firmaları ya da Türkiye'de üretim yapmak üzere diğer firmaları teşvik ediyoruz ki gelin bunlara da müracaat edin, bunlara da ruhsat verelim. Yani neticesinde toplamda 6,5 milyar liralık bir yerleştirme potansiyeli var. Biz bunun tahminen 4 milyarını önümüzdeki 2 yıl içerisinde yerleştirebileceğimize inanıyoruz. Çok büyük bir yatırım ve projeden de bahsediyoruz bu arada. Şimdi şunu da çok kısa alacağım. Antibiyotik kullanımı noktasında da Sağlık Bakanlığı'nın önemli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi noktasında da. Nedir bu çalışmalar? Bu sezeryanla ilgili konuya o kadar benziyor ki. Yani tıp sonuçta bir bilim ve bu bilimin doğru biçimde vatandaşlar için, ihtiyacı olan insanlar için kullanılması gerekiyor. Nasıl ki gereksiz sezeryan anne ve bebeğe zarar veriyorsa ve biz bununla mücadele ediyorsak, gereksiz antibiyotik de aynı şekilde o ilacı, antibiyotik kullanan kişilere, çocuklarımıza zarar veriyor. Birçok yan etkisi var antibiyotiklerin. Hatta bazen çok ilginç ve nadir öyle yan etkileri var ki bunlar ölümcül bile olabiliyor. Peki o zaman ihtiyaç olmadan neden kullanalım? Tabii ki ihtiyaç olduğunda kullanmamız gerekiyor. Çünkü bir hastalığı yenmemiz lazım. Evet. Türkiye'de antibiyotik kullanımı maalesef OECD ülkeleri içerisinde zirveye çıkmış durumdaydı. Şimdi biz buna bir tedbir aldık. Özellikle bu üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz boğaz enfeksiyonları, nezle, grip için çok sık antibiyotik kullanılmaktaydı Türkiye'de. Yıllardır bununla mücadele ediyorduk ama eğitim çalışmaları, derneklerle çalışmalar, doktorlarla çalışmalar doğrusu çok başarılı olduğumuz söylenemezdi. Doktorlarımıza, özellikle aile hekimlerimiz başta olmak üzere, bu boğazda enfeksiyon yapan beta mikrobunu tespit edecek test materyali aldık, satın aldık. Hemen hastanın başında
onu tespit edebiliyorlar. Neden bu beta mikrobunu tespit etmek lazım? Çünkü antibiyotik sadece ona gerekiyor da onun için. Öteki virüslere antibiyotiklerin etkisi yok. Hastalığın tamam. süresini kısaltmıyor. Bizim durumumuzu iyileştirmiyor. Antibiyotik bir ağrı kesici değil. Antibiyotik bir ateş düşürücü değil. Mikroba karşı kullanılan bir şey. Nezle olursanız size antibiyotik etki etmez. Grip olursanız antibiyotik etki etmez. Ama beta mikrobu varsa boğazınızda işte ona da mutlaka antibiyotik vermek lazım. Şimdi bunu hastanın başında 3 dakikanın içinde rahatça test edebiliyor hekimlerimiz. Sonuç daha bir ayı tamamlamadı program başlayalı. Türkiye'de antibiyotik kullanımı %20 azaldı. Muhteşem bir sonuç. Bu aşağı yani yukarı bir aylık bir elbette bir bu süreçte. Aşağı yukarı 200 milyon Türk liralık bir tasarruf aynı zamanda. Ama açıkçası biz bu işin tasarrufunda değiliz. Biz vatandaşın sağlığı tarafındayız. Tıpkı sezeryen meselesinde olduğu gibi. Vatandaşımızı korumak zorundayız. Vatandaşımızla sağlık profesyonelleri arasında bir bilgi asimetrisi vardır. Yani ciddi bir bilgi farklılığı vardır. Siz sağlık profesyoneliyseniz, ben vatandaşsam, siz o işin 6 sene, 8 sene, 10 sene eğitimini aldınız. Dolayısıyla ben size tabiyim. Yani reçeteme ne kadar itiraz edebilirim? Evet. Siz bunun doğrusunu yazarsanız, doğrusunu yazarken de eğer elinizin altında o bahsettiğimiz gibi imkanlar varsa çekinmeden mesleğinizi icra edersiniz. Vatandaşımız da korur. Yaptığımız bu. Anladım. Ama bir aylık bir süre içerisindeki o testin sonucunda %20 bir azalma da çok önemli bir... Yani önceki aylara kıyasla, aynı aya kıyasla evet. geçen yılın %20'lik ilgili ayda azalma tamam. oldu. Şimdi birçok başlık var demiştik. Onlardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki sağlık turizmi noktasında yapılan çalışmalar. Türkiye'nin en azından sağlık sektöründeki hizmetleri malum ortada. Bu kapsamda da işte yurt dışından da talep gördüğünü biliyoruz. Sağlık turizmine de Sağlık Bakanlığı'nın ayrı bir önem verdiğini biliyoruz. Nedir o bunlarla ilgili? Tabii sonuçta sağlık turizmi de memleketimizin ekonomisini kalkındıracak önemli bir husus. Biz hizmet arzı itibariyle yani hizmetin mevcudiyeti itibariyle ve erişim itibariyle kendi vatandaşlarımızı her zaman öncelikli görüyoruz. Yani bir alanda sağlık turizmini artıralım, geliştirelim, büyütelim. Ama o alanda eğer darlık olur da vatandaşımız sıkıntı çekerse buna razı olamayız. Dolayısıyla sağlık turizmini bu şekilde geliştirmeye gayret ediyoruz. Özel sektörümüz sosyal güvenliğinde kendisinden hizmet almaya başlamasından sonra son 10 yıl içerisinde ciddi bir gelişme gösterdi. Evet. Tecrübesi arttı ve yurt dışından çokça hasta alıyor. Türkiye'de öyle bir sağlık hizmet seviyesi oluştu ki kaliteli ancak maliyeti düşük. Dolayısıyla ne oluyor? Birçok ülke bakıyor bir dakika ben o hizmeti kendi ülkesinde alamayanlar özellikle. Ben Avrupa'nın bir ülkesine gidersem bu bana neye mal olur? 10 bin dolara. Türkiye'ye gidersem 5 bin dolar. O zaman Türkiye'ye geliyor. Hatta şimdi tersinden bir göç başladı. Hasta akımı başladı. Eskiden Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gidilirdi. Avrupa'ya gidilirdi. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri uzak. Oradan da nadiren olsa gelenler oluyor Türkiye'ye. Ama Avrupa'dan çokça gelen hastalar var. Şimdi özel sektörümüz bunu geliştirirken biz kamuda da bunu geliştirmeye başlıyoruz. Özellikle şehir hastanelerinin belli bir bölümü. Diyelim ki 1300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi'nin 100 yatağı. Öteki yataklar vatandaşlarımıza ait. Ya da 150 yatağı yani vatandaşlarımızın ihtiyacından arta kalan kısmı öyle söyleyeyim. Anladım. Bunları da sağlık turizmini kullanarak oradan elde ettiğimiz gelirle vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini artıracağız. Anladım. Bu da çok önemli. Şimdi bir diğer başlıksa personel alımına ilişkin 2017 yılı içerisindeyiz. 2017 yılına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı noktasındaki çalışmaları nedir? Bir herhangi bir rakam belirlendi mi? Hangi alanlar özellikle ön plana çıkıyor bu kapsamda? Maliye Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle şu anda 16.500 kişi hususunda anlaşmış durumdayız. 2017 yılı için. Tabii biz bunun çok daha fazlasını istiyoruz. Dolayısıyla bu 16.500'ün üstüne bir miktar daha yıl içerisinde doğrusu ben ekletebilmeyi umut ediyorum. Çünkü yeni hastaneler yapıyoruz, hastanelerin alanlarını büyütüyoruz. Yoğun bakımlarımızı çok daha kaliteli hale getiriyoruz. Personel ihtiyacımız
sürekli olarak var ve bundan sonra da artacak görünüyor. Söylediğim gibi 16.500 için mutabık kalmış durumdayız. Bunun 3.900'ünü hemen şimdi önümüzdeki ay artık alım işlemlerine Mart başlayarak içerisinde bir an önce o işi tamamlayacağız. Çünkü acil ihtiyaçlarımız var. Kalan kısmında yıl içerisinde. Bunların içinde doktorlarımız yok. Biz doktorlarımızı bu 3.900'ün mü? 16.500'ün içinde doktorlar yok. Çünkü doktorlar bu şekilde maliyenin iznine tabi olarak istihdam edilmiyor Türkiye'de. Zaten mecburi hizmet var biliyorsunuz. Devlet hizmeti yükümlülüğü var. Aşağı yukarı 13.000'de doktor istihdam edeceğimizi düşünüyoruz bu yıl içerisinde. 16.500 sağlık personeli. Ayrıca onlardan ayrı olarak 13.000 civarında da doktor istihdam edeceğimizi düşünüyoruz. Tahminen 17.000 civarında da şirket çalışanı istihdam edeceğiz. Biliyorsunuz biz hastanelerimizde temizlik, yemek, bir takım laboratuvar hizmetleri, güvenlik ve benzeri hizmetleri de hizmet alımlarıyla yapıyoruz. Yani bunların hepsini toplarsanız, üst üste koyarsanız 46.500'e yaklaşıyor. Sağlık sektöründe sadece 2017 yılı içerisinde 2017'de Sağlık Bakanlığı istihdam edilecek. Ama yanlış anlaşılmasın, tekrar söylüyorum. Bunun 17.000'i şirket çalışanı, 13.000'i doktorlarımız, tahmini söylüyorum o rakamı. Çünkü mezun doktor sayısına göre şekilleniyor. 16.500'de diğer sağlık çalışanını istihdam edeceğiz. Hemşireden tıbbi sekretere kadar çeşitli teknikerlikler var. Her alandan istihdam yapacağız. Hemen hemen her alandan istihdam yapacağız. Burada bir de lise mezunu, sağlık meslek liseleri mezunuyla üniversite mezunları var. 2 yıllık ya da 4 yıllık sağlık profesyonelleri. Doğrusu biz hem hakkaniyet açısından hem daha uzun süreli bir eğitim almış olma açısından üniversite mezunlarına ağırlık veriyoruz bu sayılarda. Ama lise mezunlarından da belli bir sayıda çalışanı istihdam edeceğiz. Anladım. Şimdi bir diğer başlığa geçelim. Aile sağlığı merkezlerinin yaygınlaştığı ve ihtiyaçlara ne oranda cevap verdiğini biliyoruz. Önemli bir yeri sağlık sektöründe de, Sağlık Bakanlığı çalışmalarında önemli bir yeri tutuyor. Şimdi bu sağlık merkezlerinin daha da geliştirileceği haberini aldık biz. Şimdi hastane bağlamında şehir hastanesi modeli yanımızda ama aile sağlığı merkezinde de nedir o çalışmayla ilgili son durum? Daha donanımlı bir aile sağlığı merkezine mi kavuşacak vatandaşlar? Aynen söylediğiniz gibi hem daha donanımlı aile sağlığı merkezleri sayılarını artıracağız. Bir de sağlıklı yaşam merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri dediğimiz yeni merkezler oluşturuyoruz. Şöyle ki sizin bir aile hekiminiz var. Bir aile sağlığı merkezine gidip orada ihtiyaçlarınızı görüyorsunuz. Bu şekilde artık oturulan yerlerin kalabalıklığına göre 4 ile 6 arasında belki 8 arasında aile sağlığı merkezinin orta noktasına bir sağlıklı yaşam merkezi yapacağız. Ve bütün aile sağlığı merkezlerinden bu sağlıklı yaşam merkezlerine adeta servis koyacağız. Aile sağlığı merkezine gittiniz. Diyelim ki şeker hastalığınız tespit edildi. Şeker hastalığıyla ilgili bir şeker hastalığı okulumuz var. Size eğitim vereceğiz. Hastalığınızı iyi baş edebilmeniz için. Ya da eşiniz hamile. Bir hamile okulumuz var. Gebe okulumuz var. İşte onlar sağlıklı yaşam merkezlerinde olacak. Ya ama ben bir daha aile sağlığı merkezinden oraya nasıl gidip geleceğim? Bir servis var. Sizi götürecek. Anladım. İşinizi görecek. Tekrar evinizin yakınına sizi getirmiş olacak. Burada bu söylediğim gibi aile sağlığı merkezlerinin sayısını artırmamız lazım. Doktor sayımızı arttıkça bunların sayılarını artırıyoruz. Böylece her bir doktor başına düşen vatandaş sayısı azalacağı için doktorların ilgilenme süreleri artacak. Bir defa bunun kendisi bir kalite oluşturacak. Onun dışında sağlıklı yaşam merkezlerinde röntgen imkanımız olacak, ultrason imkanımız olacak. Aile sağlığı merkezlerinin zaten şu anda da laboratuvar imkanları var. Diyetisyenimiz, psikologumuz, fizyoterapistimiz. Özellikle obeziteyle mücadelede egzersiz salonları yapacağız. Orada fizyoterapistler ya da yerine göre belki beden eğitimi öğretmenleri size evinizde nasıl egzersiz yapacağınızı anlatacaklar. Şimdi egzersiz dediğimiz zaman herkes bir spor salonu falan arıyor. Evet, spor salonunda yapabilirsiniz bu işi ama
Bunu aslında günlük aktivitelerinizde de başarabilirsiniz. En kolayı biliyorsunuz yürümektir. Evinizde her sabah ya da her akşam ne zaman müsaitseniz 20 dakika, yarım saat egzersiz de yapabilirsiniz. Bu bir taraftan sizi motive etmemiz, size bunu inandırmamız lazım. Öbür tarafta ne yapacağınızı göstermemiz lazım. İşte bütün bunları da sağlıklı yaşam merkezlerimizde yapacağız. Aşağı yukarı 1000'e yakın sağlıklı yaşam merkezi inşa edeceğiz. Bunlar konuşulduğu zaman süre de muhakkak konuşuluyor. Proje aşamasında, çalışma aşamasında muhakkak ki ama şu an için bir öngörü var mı? Süre... Sağlıklı yaşam merkezlerimizi 2019'a kadar inşallah tamamlamış olacağız. Belki bir %10'unu falan arsa sıkıntısından dolayı tamamlayamayabiliriz. Anladım. Bizim bu çeşit yatırımlarda karşımıza çıkan en büyük problem ne biliyor musunuz? Arsa bulamıyoruz. Büyük Anladım. Kentlerde özellikle, metropol kentlerde, hızlı büyüyen kentlerde arsa bulma sıkıntımız var. Yoksa yatırım açısından hiçbir problemimiz yok. Bu sağlıklı yaşam merkezleri için arsaları temin ettiğimiz her yerde hemen vurup geçeceğiz. Bunları yapıp vatandaşımızın hizmetine sokacağız. Peki son olarak sigarayla mücadele noktasında da özellikle sizin bakanlığınız döneminde çok etkin bir mücadelenin başlatıldığını biliyoruz. Bu konuya da sizin şahsınıza çok ağırlık verdiğinizi biliyoruz sigarayla mücadele noktasında. Geçtiğimiz günlerde bir uygulamayı duyduk. Sigara içilen yerleri ihbar etme noktasında bir telefon uygulaması. Sadece bu olmadığını biliyoruz Sağlık Bakanlığı'nın. Hem o uygulama hem de mevcut düzenlemeler ve yeni çalışmalar var mı bu noktada? Biz sigara konusunda, sigara mücadelesi konusunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünya şampiyonu ilan edilmiş bir ülkeyiz. Üst üste ödüller aldık. 2008 ile 2012 yılları arasında çok ciddi bir mücadelemiz oldu, çok yönlü. Ve sigara içme oranları %31'lerden 26-27'lere kadar düştü. Ama üzülerek ifade etmem lazım ki 2012'den itibaren yani 13, 14, 15, 16 sigara içme oranları şimdi yine %31'lere çıkmış durumda. Özellikle de gençlerin sigaraya başlaması meselesiyle. Şimdi bu usta yeni bir hamle gerekiyor. Bizim Sağlık Bakanı olarak büyük bir şansımız var. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, evet, sigarayla dünyada gerçekten örnek biçimde mücadele eden bir üst lider. Neden üst lider diyorum? Çünkü sigara mücadelesinde ve diğer bu sağlıklı yaşam mücadelesinde birçok liderliğe ihtiyacınız var. Mahallinde bölgesel liderliklere ihtiyacınız var. Belediye başkanları liderlik yapacak, politikacılar liderlik yapacak, sanatçılar yapacak. Yerine göre işte bir okulda öğretmen o işin liderliğini yapacak. Tabiatıyla Sağlık Bakanlığı birinci derecede liderliğini yapacak teknik anlamda. Ama eğer gücünüzü başbakanınızdan, cumhurbaşkanınızdan almazsanız sigara şirketleriyle falan mücadele edemezsiniz. Bakın ben bu bahsettiğimiz mücadeleyi mükemmel verdiğimiz yıllardan sonra yurt dışında birçok yere sağlık danışmanlığı yaptım. Harvard Üniversitesi'nde derslere çağrıldım. Orada bana en çok sorulan soru neydi biliyor musunuz? O parlak işinin en üst seviyesindeki öğrencilerin en çok merak ettiği husus sigara karşı, şirketlerine karşı nasıl bu mücadeleyi kazandınız? Evet. Ben düşündüm, hiç aklıma gelmemiş o güne kadar. Ben hiçbir sigara şirketiyle görüşmemiştim ki. Herhangi onlar da teşebbüs etmediler. Neden? Çünkü baskı yapabilecekleri bir politik ortam yoktu. Vatandaşımız da müthiş arkamızda durdu. Çok doğru kampanyalar yaptı. Hatırlarsınız bu dumansız hava sahası kampanyalarını, adamların kıpırdayacak halleri kalmadı. Ama şimdi maalesef gençler üzerinde ciddi oyunları var. Aslında sigara şirketleri çok acımasız. Çocuklar ve gençler üzerinde çok acımasızlar. Para kazanmak için yapmayacakları bir şey yok. Mücadeleye için yeni bir hamleye girişiyoruz. Yeşilay'ı da çok kuvvetlendiriyoruz. Yeşilay'la da beraber, çünkü sivil toplumun destek olması da çok önemli. Neler yapacağız? Mesela düz pakete geçeceğiz. Sigaranın markası hemen hemen hiç görünmeyecek bir hale gelecek. Markayla cezbetmeyi ortadan kaldırıyoruz. Sigaranın satış yerlerinde tezgahın arkasına konarak, herkesin en çok göreceği yere konarak adeta ciklet gibi satılmasına mani olacağız. Kapalı dolaplara girecek sigara. İkinci önemli husus bu. Bunun dışında denetlemeleri ciddi ölçüde artırıyoruz, artırmamız lazım.
benzeri bir takım uygulamaları bu yeni dönemde geliştiriyoruz. Mesela bir yeşil dedektör uygulaması başlattık. Yeşilay ile beraber geliştirdik. Telefonunuza yeşil dedektör uygulamasını indiriyorsunuz. Bulunduğunuz yerden artık bir ihlal varsa vatandaş olarak telefon açmanız gerekmiyor. O yeşil dedektör uygulamasından doğrudan bulunduğunuz mahalli seçip bir tuşa basıyorsunuz. Yani telefonunuzdaki bir noktaya ve denetleyiciler oraya geliyorlar. Peki kapatacağım ama çok fazla soru gelmiş. Bu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Ekim ayında yapılan atamalarla ilgili yerleştirmelerin süresine ilişkin bir çalışma var mı şu an için? Güvenlik soruşturmaları dolayısıyla gecikmeler oldu. Biz de bu meseleyi çok zorluyoruz. Çünkü o arkadaşlarımıza ciddi ihtiyacımız var. Şimdi bunu aşmak için başka bir yönteme muhtemelen geçeceğiz. Doğrudan doğruya arşiv araştırmasıyla çalışacakları işlerine başlatıp güvenlik soruşturmalarını peşinden takip ettireceğiz. Başka türlü bu iş çok uzayacağı benziyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için, değerli görüşleriniz için. Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ile birlikteydik. Çok fazla başlık vardı. Bu özel röportajda sınırlı süre içerisinde bu sorulara da yanıt aramaya çalıştık. Bir başka özel röportajda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.